Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da 11. hakikatin finaline yaklaştık. Belki bugün final yapacağız inşallah. Dileğimiz o. Sizi fazla oyaladık çünkü bu hakikatler bahsinde. Burayı, bu 3 paragrafı bir derste bitirerek 11. hakikatle vedalaşmayı, 12. hakikatle merhabalaşmayı istiyoruz inşallah. Cenab-ı Hak lütfederse. 11. hakikat ne hakkındaydı? Hemen o başındaki manşet cümleyi hatırlayalım. Bab-ı insaniyettir. Yani insaniyet kapısıdır, insaniyet aynasıdır. İnsaniyette gözükenin okunacağıdır. Fıtratın tefekkürüdür gibi düşünelim. Bu alt manaların hepsini onun içine dolduralım. Çünkü hepsi orada mündemiştir. İnsaniyet bize bir şey gösteriyor. Kendimize baktığımız zaman hani kendisini bilen Rabbisini bilir diyorlar ya eskiler. Hakikaten de insaniyet aynasına baktığımız zaman sadece Rabbimizi bilmek de değil, hatta akaidimizi bilmek, hatta amellerimizi bilmek o insaniyet aynasında gözüküyor. İnsaniyetin muktezası olan şeyler bakıyorsunuz zaten İslamiyetin de muktezası. Bu elbette liberallerin anladığı insaniyet değil. Efendime söyleyeyim, sekülerlerin anladığı insaniyet değil. Ama marifetullahla bezeli bir şekilde insaniyete baktığınız zaman insaniyetin aynasında çok hakikatlerin sadık şahidini buluyorsunuz. İslam'da böyle fıtrata bakıyorsunuz, evet fıtrat da bunu istiyor diyorsunuz veya hukukta böyle, İslam hukukunda böyle, şeriat-ı ilahiyede böyle bakıyorsunuz, evet. İnsanın fıtratı da böyle olmasını gerektiriyor diyorsunuz. Bununla ilgili çok tefekkürlerde geçmiş derslerimizde yapmaya çalıştık. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Üzerimizde tesirini halk eylesin. İkinci cümlesi de şöyle, bu manşet cümlenin babı insaniyettir. Birincisiydi, ismi hakkın cilvesidir. Yani her hükmün, her hakkın koyucusu olan Allah, belirleyicisi olan Allah, vericisi, alıcısı olan Allah elbette onun tayin ettiği şekilde doğrudur, onun tayin ettiği şekilde isabetlidir. O da fıtratta tayin ettiği şeyi şeriatında yalanlamaz, akaidde yalanlamaz, hakikatte yalanlamaz yani. İnsanın içine bir açlık koysun da onun rızkını vermesin. Cenab-ı Hak böyle yapmaz. Mutlaka biz görüyoruz ki daha İslami meselelerde, tartışmalarda biraz böyle baktığımız zaman görüyoruz ki Cenab-ı Hak her şeyin keyfe kafi gelecek, Bediüzzaman'ın tabiriyle keyfe kafi gelecek helal dairesini açmış zaten. Bize helalini vermiş. Haram bizim ifratımız oluyor. Yani Cenab-ı Hak mesela işte nikah ihtiyacını vermiş, helalinden hak vermemiş mi? Onu da vermiş. Şerine, yani şer-i şerife uyarsanız helalinden ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Veya işte başka şeylerde de helal dairesi bize açılmış. İnsan susuyor arkadaş, değil mi? Susuyoruz. Canımız böyle nemli bir şeyler istiyor. Islak bir şeyler istiyor. Ya da su istiyor işte. Suyun içinde olduğu bir şeyler istiyor. Ya bunu karşılayacak büyük bir helal daire var. Bir de yanında haram daire var. İşte içkiler, sarhoş ediciler vesaire. Cenab-ı Hak bunu senin için aklın başında olsun diye yasaklamış. Şimdi sen onlara bakıp ya bu İslam çok daraltıyor, insan ihtiyacını karşılayamıyor falan filan dersen bu senin halt etmen olur. Çünkü İslamiyet o helal daireyi, o geniş daireyi zaten önüne açmış. Ama senin zararına olan dairenin de yolunu kapatmış. Eğer orada yolunu şaşırıyorsan, beynini karıştırıyorsan, ya keşke oraya gitsem, keşke benim olsa diyorsan bu senin ayarlarındaki bozulmadan kaynaklanan bir şeydir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hak tayini hakkın ta kendisidir. Çünkü yaratan odur zaten. Yaratan bilmez olur mu hiç? Her şeyi yaratan her şeyi en iyi bilendir. Onların sınırlarını, ölçülerini, kalması gereken alanları en iyi bilendir. Diyoruz ateşle barut yan yana durmaz. Niye? Patlar.
O yüzden mesela işte silahhanelerde patlayıcı maddeleri bir yere koyuyorlar, tutuşturucu maddeleri bir yere koyuyorlar. Böyle hani onların arasına veya onların tepkimeye girmeyeceği şekilde, patlamaya yol açmayacağı şekilde yalıtım malzemeleri falan vesaire böyle ambalaj diyorlar. E niye yapıyor bu adam bu adamı? Şeyi bu şeyi bu adam bu adam diyor. Bu adam bu şeyi niye yapıyor? Biliyor çünkü onun sınırı var, onun bir fıtratı var. Dinamiti çok sallarsanız nitrogliserin patlar. Biliyor adam çok sallanmasın, üzerine yazıyor. Patlayıcı maddedir, sarsmayın. Kargocular bile işte yazıyor, kırılacak eşyadır. Ya da ev taşıyanlar bilirler. Cam tabaklar falan vesaire onların konduğu yerin üstünde kırılacak eşya yazıyorsun. Niye? Biliyorsun çünkü sınırını. Bu eşya kucağındayken yapmaman gereken şeyler var. Bu koliyi herhangi başka bir şey gibi kaldırıp atamazsın. Çünkü içindeki şeyler hassas. Ona göre davranman lazım. Patlayıcı bir madde var. Kucağında atıyorum dinamitle dolu bir kasa var. Öyle sallana sallana gidemezsin yani. Çünkü içindeki şeyler hassas. Dikkatli olman lazım. Gibi de insaniyet de hassas bir malzeme. Cenab-ı Hak orada nasıl bir kıvam tutturmuş. İnsaniyet dediğimiz şey, insan dediğimiz şey öyle hemen iki dakikada iki şeyi karıştırdık oldu menemen gibi tarzı bir şey değil ki. Yumurtayı kırdık oldu sahanda yumurta tarzı bir şey değil ki. Cenab-ı Hakk'ın milyarlarca ince düzeni bir araya getirmesiyle biyolojik veya manevi, ruha dair, alemi emre dair veya alemi cismaniyete dair birçok şeyi bir araya getirmesiyle devam eden hassas bir düzen var. O düzenin de dikkati ona göre olmalı ve bu dikkatinde haber verdiği çok şey var. İşte onlardan birisi de ahiret, ahiretin olmazsa olmazlığı. 11. hakikatte bize bunu anlatıyordu. Birkaç gündür de üzerinde tefekkürde bulunmaktaydık. Efendim dersimize başlamadan önce yine en başa dönüyoruz. Hangi güzel adımlarla bu metne başladığımızı, bu tefekkürlere başladığımızı hatırlıyoruz. Çünkü zaten onun gölgesinde gezinmekteyiz. Yani o hidayet güneşinin ışığı altında dolaşmaktayız. Onunla bağımız kopmasın diye bunu hep yapmaya çalışıyoruz. Belki sizi de bıktırıyorum ama lazım arkadaşlar. Pekala. 10. söz 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Buradaki isimler, Bismillahirrahmanirrahim'in içindeki isimler bize zaten bir böyle ne diyelim fişek atıyor. Ne anlamda fişek atıyor? Ya bu ışığı takip ederseniz çok şeyin açıklamasını bulursunuz. Bismillahirrahmanirrahim'in her Kur'an suresinin başında her hayırlı işte Bediüzzaman'ın tabiriyle her hayrın başıdır diyor ya. Öyle olmasının İslam'da sebebi bu. Rahman, rahimiyet ve uluhiyet. Bu üçünü kafanızda tutarsanız, kavrarsanız İslam'daki çok şeyin cevabını bulursunuz. Hayatınızdaki çok şeyin cevabını bulursunuz. Çok açmazlarınızı çözersiniz diye Cenab-ı Hak bize bu isimleri öğretmiş. Kendisini böyle belletmiş elhamdülillah. Bu onun hidayetidir, inayetidir, lütfu keremidir. O öğretmese biz bu marifete çok zor ulaşırdık. Burada da işte hatırlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ilah, her şeye gücü yeten, bir bunu her şeyi yaratan, her şeye gücü yeten o ilah manasının içi nelerle dolması gerekiyorsa. Yani bir ilahta ne olması lazım, nelerin bulunması lazım, bütün o manaları düşünün. İlahlık hepsini barındırır çünkü bu yüzden ismi celal bütün esmayı kapsar. Allah ismi celali bütün esmayı kapsar. Bütün esma onun alt kümeleri gibidir. Onu bir düşünün. Sonra bu Allah'ın Rahman olduğunu, her şeye merhametiyle muamele ettiğini, özel rahmet tecellileri olduğunu, bir de rahimiyetini düşünün, ta bireye, detaya kadar ince ince ona göre ona has ehadi tecellileri, rahmet tecellileri olduğunu bilin, bunu anlayın, fark edin. Zaten siz ister istemez ahiret gerekiyor, olmazsa olmaz, mutlaka var olmalı noktasına geleceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim'i, hani diyor eskiler, hatta Elmalı Hamdi Yazır merhumun Hak Dini Kur'an dilinde de geçiyor galiba. O bütün İslami manalar Besmele'nin B'sinde gizli diyorlar. Hakikaten Allah adıyla bakmak zaten mevzu. Allah'a ama tam doldurmak, o Esma-ül Hüsna'nın bütün alt kümelerinin, sıfatların, onların manalarıyla Allah'ın içini doldurup Allah'ı doğru tanımlayıp, Müslümanca tanımlayıp, Müslümanca bir Allah tasavvuruna erişip
Ondan sonra onun adıyla baktığınız zaman zaten her şey açılıyor. İşte burada da bu yaptığımız dersler o zaten. Biz o layık manada doldurulmuş Allah tasavvuruyla kainata bakıyoruz. Oradan Cenab-ı Hakk'ın bazı esmalarına deliller çıkarıyoruz. Onların üzerinde de diyoruz ki bak kainat böyle, Allah öyle, o zaman ahiret de olacak. Yaptığımız şey bu. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim nedir, nicedir, niye önemlidir? Her şeyin başı olduğu için, her kapıyı açtığı için, bizim marifete girişimizin ilk ayağı olduğu için. Elhamdülillah. İkinci ayetimizde Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْزُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْنْ قَد۪يرٌ. Kısa bir mealini söz basım şu şekilde vermiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım bu kısacık meali. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti daha meal düzeyindeki düşük bir düzeydir. Tefsir düzeyidir asıl yüksek olan. Şuraya ayracımızı koyalım. Burada biraz konuşacağız galiba. Sayfamızı kaybetmeyelim. Elimi çıkarırım da. Bir de çay içeyim müsaadenizle. Bismillah. Elhamdülillah. Daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile 10. sözdeki bu ayeti kerime bize şunu bildiriyor. Haşrı anlamak mı istiyorsun? Öldükten sonra dirilmenin olmazsa olmazlığını, mutlaka olması gerektiğini, lazım olduğunu, geleceğini kavramak mı istiyorsun? Kainattan bunu görebilirsin. Bak demiyor ki peygamber bunu diyor, ben böyle buyuruyorum. Kainata bak diyor. Kainattan da bunu göreceksin. Karşı konulmaz bir kitap olarak. Ama nasıl? Rahmet eseri olarak bakmayı öğrenirsen, bu açıklığı kazandıysan, Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseri olarak görmeye dair bir temayül, bir açılım, bir kafa zenginliği, kafa açıklığı, bakış açısı potansiyeli yoksa sende, o olmaz. Her şey tesadüf eseri, bilmem şöyle böyle, öyle bakıyorsan sen ahireti bulamazsın burada. Çünkü öncülü var bu işin. Önceden böyle bir doğru dürüst adımını atman lazım. İşte halayda düzgün adım atmak için ne? Girerken doğru adım atman lazım içeride karışık olmaması için. Doğru ayakla başlarsan doğru devam eder. Kainat tefekküründe de doğru ayakla başlamak, işte Bismillahirrahmanirrahim bir onu söyledi, yetmedi. Üstüne ne dedi Rum suresinin 50. ayeti? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Aslında bu bir tarafından da şu demek, eserlerdeki rahmet veçhine bak. Rahmet eseri olarak bak, eserlerdeki rahmet veçhine bak. Birbirinin içinde saklı olan ayrı manalar bunlar. Sen Allah'ın rahmetini görmeyi başarırsan önündeki şeylerde, o küçük resimlerde, büyük resimde Allah'ın rahmetinin gereği olan haşri hayli hayli görürsün diye bu ayet mesela bu girizgahtan bunu söylüyor. Farklı yönlerini diğer derslerimizde her dersimizin başında anlamaya çalışmıştık. Özellikle ilk dersimizde. Haşr Risalesi'nin ilk dersinde. Daha ne diyor? Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor diyor. Şimdi bunu niye söyledi? Bahar üzerinden söyledi. Niye söyledi? Ya bu bahar niye oluyor? Niye gerekli? Niye varlık tekrar tekrar çağrılıyor? Hayata, neşeye, rahmete, ikrama, ihsana. Bu şey gibi düşünün. Bir adam niye sizi tekrar tekrar yemeğe davet eder? Adam cömerttir. Adam kerem sahibidir. Adam muhabbettir, ehli muhabbettir. Güzel yönleri vardır yani onları gerektiren, öyle ikramlar yapmasını gerektiren. İyi hasletler vardır, sıfatları vardır, isimleri vardır. Onların gereği olarak size bu ikramlarda bulunur, bu davetlerde bulunur, bu izzet ikramı yapar yani. Aynı şeyi la teşbih ve la temsil taşıyalım marifetullah'a. Allah neden bu bahar sofrasını her sene açıyor? Her sene her sene bu ikramlar, bu izzetler niye oluyor?
Cenab-ı Hakk'ın sıfatı, esması, şuunatı, zat-ı sübhaniyesi bunu iktiza ettiği için. Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini biz buradan görüyoruz. O güzel çünkü bak ikram ediyor. O güzel çünkü bak ihsan ediyor. O güzel çünkü bak yok etmiyor, tekrar varlığa çağırıyor, tekrar sevindiriyor varlığı diye görüyoruz. Bunu gördüğümüz zaman bir kıvılcım çakmalı. Bunu iktiza eden rahmet, her baharı, her sene tekrar böyle yaratışı iktiza eden rahmet, bir değil, on değil, yüz değil, bin tür, on bin tür, yüz bin tür, milyon türü tekrar varlığa çağıran rahmet, yine iktiza eder ki insan türü de Allah'ın kıymetlisi, sanatlısı, biriciği de. Değil mi? Bizim gibisi var mı? Konuşabilen, tefekkür edebilen, yıldızlar hakkında fikir üreten, Allah böyle ince sanatlarla yaratmış. Babı insaniyet diyoruz ya, orada tekrar göreceğiz bunu. Şimdi böyle bir Allah, böyle bir yaratış, ondan sonra onu hiçe atsın ama diğerlerini de yaşatıyor ha. Diğerlerini de varlığa çağırıyor ha. Olmaz, bir tenakuz var, bir tuhaflık var, olmadı, bu tam oturmadı. İşte ayet-i kerime bize o oturmayışı anlatıyor. Diyor ki bak böyle bir Allah öyle yapmaz. Nasıl onları kendi baharlarına kavuşturdu, sizi de kendi baharınıza kavuşturur diye. Buradan haşre bir kıvılcım çakıyor bize. Ve bir de ne diyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şey hakkıyla kadirdir. Ha diyebilirsiniz ki tamam rahmet sahibi, ikram sahibi, ihsan sahibi ama ya gücü yetmeyebilir. İnsanoğlunun sınırları var. Bir gün, iki gün, üç gün yemeğe davet eder. Dördüncü gün verecek bir şeyi bulamayabilir. İnsanı da varlığa çağırmak istiyordur Allah ama haşa belki de gücü yetmiyordur diyebilirsiniz. Belki böyle bir imkan şeytanınıza kalmıştır, şüpheye kalmıştır. Onu da ayet hemen kapatıyor, onun her şeye gücü yeter. Nereden anlattık bunu? Ya bahardaki dirilişe bakalım. Bu böyle birkaç gün zarfında aynı toprak üzerinde bu kadar iş, bu kadar sanat, bu kadar birbirinin içine girmiş girip düzenler. Şimdi bu gösteriyor ki bunun sahibinin kudreti de sonsuz. İradesi de sonsuz, ilmi de sonsuz. Şimdi öyle olduğuna göre haşre imkan açısından da bir sıkıntı yok. Bu kadar varlığı bir baharda varlığa döndüren Allah'ın rahmetinden, kudretinden uzak değil ki bir tanecik insanı varlığa döndürsün. O dağ kadar, bu bir taş kadar. Dağı kaldırıyor, taşı mı kaldıramayacak yani diye. Ayet-i Kerime bize bunu ders veriyor. Biz de onun gölgesinde elhamdülillah tefekkürlerimizi yapmaktayız. Tabi çok daha fazla ayet-i kerimenin bu eserin içinde mündemiş olduğunu biliyoruz. Bazılarına söz basım Allah razı olsun işaret etmişti. Onları da nakletmiştim size. Altta gördüğüm dipnotları, belki rastlayamadıklarım, fark edemediklerim, o an hatırlayamadıklarım, size aktarmaya aklıma getiremediklerim de olmuştur. Söz basım onları not almış. Bediüzzaman Hazretleri'nin galiba Emir Dâli Aykası'ndaki bir mektubundan biliyoruz ki, mesela Haşr Risalesi yazılırken onun içinde yüzün üstünde ayetin hakkı var. Onların manaları içinde olarak, kalbinde olarak, aklında olarak bu metni kurgulamış. Yani bizim göremediğimiz daha neler neler içinde mündemiş. Tespit edenler not alıyorlar bak şu şu ayete, şu şu hadise bakıyor gibisinden. Biz de Allah razı olsun diyoruz. Cahilimizde onlardan nasipleniyoruz elhamdülillah. Yani sanılmasın ki Bediüzzaman Hazretleri zahiren andığı ayetlerden başkasını tefsir etmiyor. Hayır, o manşetle başlıyor ama içeride daha birçok ayeti ehlinin fark edeceği bir dikkatle tefsir ediyor. Gelelim 10. sözün 11. hakikatinin son 3 paragrafına. Öncesini okumayacağım, o 3 paragrafı okuyacağım. Sonra ihtiyaç olduğu için geri dönüp suretlerden bir yer okuyacağız. Ondan sonra da metnimiz ince tefekkürüne başlayacağız. Bakıyorum vaktime de. Evet vaktimiz var. Bismillah. Elhasıl. Nasıl hikaye-i temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüştük ki hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düsturu hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki o zabit o muvakkat meydan için değil, belki müstekar bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi insanın kalp cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat,
tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşif müttefiktirler. Ez cümle, mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki, sana 1 milyon sene ömürle saltanat-ı dünya verilecek. 1 milyon sene ömürle saltanat-ı dünya verilecek. Fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Hiç yok. Tevehüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu istidattandır ki, insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları ve ebedi saadetlerinin envana yayılmış arzuları gösterir ki, bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir, yani sonsuza. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahirete bir intizar salonudur. Metnimiz burada sona geldi. Elhamdülillah. 11. hakikatin sonu böyleydi. Şimdi burada dedi ki ilk cümlede elhasıldan sonra nasıl hikayeyi temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüştük ki hem rütbesi hem vazifesi hem maaşı hem düstur hareketi hem cihazatı bize gösterdi ki o zabit o muvakkat meydan için değil. Belki müstekar bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor dedi. Şimdi nerede demişti? Onu 12. surette demişti arkadaşlar. Şimdi 12. surete gidiyoruz. Orayı bir hatırlıyoruz ne konuştuk orada diye. Çünkü onun üzerine bina edeceğiz. Evet, buraya yine ben ayıracımı koyayım. Kaybolmasın. 12. suret. Bu Haşir Risalesi'nin girişi. Dersimizi izlemeye bu dersle başlayanlar için böyle bir izah yapayım. Haşir Risalesi suretlerle başlıyor, temsil hikayecikle başlıyor, sonra suretlere geçiyor, sonra işaretler, sonra hakikatler. Biz şimdi eserin biraz daha başına döndük, suretlerden bir bölüm okuyoruz çünkü hakikatte ona atıf var. 12. suret. Gel şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz ve teçhizatlarına bakacağız ki, o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Bakınız teçhizata bakıyoruz. Babı insaniyet, burada ne? Teçhizat. Yani bir arabayı tanımak, arabanın amacını tanımak, bir cihazı tanımak, cihazın amacını tanımak, elbette onun donanımına bakmak da olur. Ne için yapılmış bu? Kar tekerleği var demek. Karda sürmek için yapılmış. Ne için yapılmış bu? Sürat motoru var. O zaman süratte, yani sürat yapmak için, hızlı gitmek için yapılmış bu. İçini okuduğunuz zaman makine hakkında bilgi ediniyorsunuz. İnsan da böyle. İnsan okuduğunuz zaman ne için yapılmış bu? Anlayabilirsiniz. Teçhizatlarına bakacağız ki, o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçinmek için mi verilmiştir? Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Görelim. Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, düsturu harekatı vardır. Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hassadan filan tarihte alacaksın yazılıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil, belki padişahın kurbunda daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Şu matlubat ise birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Belki uzun ve mesudane bir hayat için olabilir. Şu düstur ise bütün açığa çıkarır ki, açığa verir ki, cüzdan sahibi başka yere namzettir, başka aleme çalışır. Bak şu defterlerde
aletler teçhizatının sureti istimali ve mesuliyetler vardır. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka âli, daimi bir yer bulunmazsa, şu muhkem defter, o kat'i cüzdan, bütün manasız olur. Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis, bütün ahaliden aşağı, herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. İşte buna kıyas et. Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Ey arkadaş, demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgahtır, bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teçhizatları, düsturları, belki şu memleketteki bütün intizamatı, hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun. Ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana insan ve zişur denilmez, sofestailerden daha akılsız olursun. Bakın ne diyor? Burada bir şey daha söyledi üstad. Külliyatın içinde sık sık altını çizdiği bir şeydir. Erkan-ı imaniyeden birini inkar ettiğiniz zaman bunun hepsine ucu çıkar. İlla onlarda da bir zaaf vardır yani. O yüzden bu iman bölünemez bir şeydir. Ya meleklere inanmıyorum ama Müslümanım. Öyle bir şey mümkün değil kardeşim. Peygamberlere inanmıyorum ama Müslümanım. Değil, mümkün değil. Allah'a inanmıyorum ama Müslümanım. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz gibi. İslam'ın muhkem olan şeylerinden. Ya ben Müslümanım ama ya zinanın günah olduğuna inanmıyorum. Olamaz. O bir bütün. Onu parçaladığın zaman sende zaten o iş kopmuş demektir yani. Kur'an'ın bir ayetini inkar ediyorum ama Müslümanım. Sen Kur'an'ın ayetini inkar ettiğine göre bu şüphe bayağı bir yerlere gidiyor demektir yani. Kur'an'ı getirene, Kur'an'ın kendisine, onunla amel edenlere, fıkha, hadise, bilmem şuna buna, her şeye senin bu şüphen gider. Gideri vardır. İslam o yüzden böyle bir bütün gibi. Elbette burada bidaya bir sınır konmuş, küfre bir sınır konmuş, ehli onları biliyor, biz o kadar bilmiyoruz ama yine de biliyoruz ki Kur'an'ın açık, belirgin, muhkem hükümlerini reddetmek insanı, Allah korusun, Allah cümlemizi muhafaza eylesin, küfre düşürür. Bundan ayağımız sakınmamız lazım. Burada ona bir işarette bulundu bakın. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teçhizatları, düsturları, belki şu memleketteki bütün intizamatı, bak haşri inkar etmek nerelere çıkıyor? Hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun. Haşri inkar ediyorsan Allah'a da gün gelir inkar edersin. Yani o kafa bunda meyve verir diyor. Ve bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana insan ve zişur denilmez. Sofestailerden daha akılsız olursun. Şimdi tekrar dönelim. Ama elimizde burada kalsın. Bediüzzaman Hazretleri bu zabit örneğiyle bize ne anlattı? Allahu alem, bu zabitten ilk kastedilen Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Çünkü zabitlerin, sultanların, efendilerin piri odur. İnsanlığın piri odur. Alemlere rahmet odur aleyhissalatü vesselam. Levlake levlak sırrının sahibi odur. Ona baktığınız zaman harita-i Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam bütün insanlık adına geçerli. Bütün insanlara bakan çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Efendimizin hayatı nasıl ki sünnet-i seniyesiyle hepimizin rehberi, pusulası, deniz feneri, öyle de hakikatine dair yapılan tefekkür de bütün insanlık için geçerlidir. Belki bugün modern psikoloji, modern sosyoloji bunun farkında değil ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı incelemek, onun ahlakını, tavrı nebevisini, o tavırdaki halet-i ruhiyesini anlamak, İnsanlığı anlamaktır. En saf fıtratta, en ismette korunmuş, günahsız, sapmamış, dünyaya zebun olmamış fıtratta, o saflıkta, o aynada, deneylerde bu çok mühimdir ya, dış etkilerden korunmuş bir şekilde deney yapabilmek, deneyici için önemli bir şeydir. İşte Cenab-ı Hakk'ın onun ismetini garanti etmesi, onda yapacağınız deneylerin dış etkilerden korunmuşluğunu gösterir. Nedir o dış etki? Şeytanı, nefsi,
insanoğlunun düşebileceği hatalar. Cenab-ı Hak onu bunlardan korumuştur. Vahiy ile korumuştur. Evvelinde ismetiyle korumuştur. O yüzden onda yapacağımız tefekkür bize bütün insanlık hakkında fikir verir. En başta bu. Efendimiz bizim özetimizdir. İnsanlığın, alemin özetidir. Onda yapılacak tefekkür, onda yapılacak çıkarımlar alem için geçerlidir. Bu manada Müslüman için bu zabit bir anlamda Efendimiz Aleyhisselam'dır. İki, bu zabit insaniyetin kendisidir. Yani insaniyet varlık için nedir? Bir zabit hükmündedir. Üstad Hazretleri bunu kullanıyor başka yerlerde. İnsanın diğer varlık içindeki üstünlüğü, tasarruf yetkisi, onlarda olanları anlaması, idrakli bir varlık olması gibi özellikleriyle veya onları tanzim etmesi, ki onun bahsi de bir önceki paragrafta geçmişti, bir önceki dersimizde tanzimat memuru diyordu. Evet, nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp Cenab-ı Hak insanı böyle yapmış. 11. hakikatte buna da dikkat çekmişti. Buradan diyebiliriz ki bu zabit diğer bir anlamda da odur. İnsaniyettir, insaniyetin varlıkta ifade ettiği anlamdır. Bir alt katmana daha indiğimizde diyebiliriz ki bütün peygamberler, mürşitler, insanı kamilin bu zabit hükmündedir. Çünkü hakiki alimler peygamber varisi olduğu gibi peygamberler de birbirlerinin varisleridirler. Aynı dini getiriyorlar. Hepsinin dini İslam. Teferruatta küçük farklılıklar var ümmetlerine göre. Ama özde hakikati İslamiye hepsinin anlattığı şey. Ha, icmal var, tafsil var ayrı. En tafsillisi Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam şeriat. Çünkü en kamil o. Ama özde aynı. O yüzden hepsine birden baktığınız zaman da yine bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Ve bu çıkarım hakikatten haber verir. Daha da altına indiğimizde en son hisse biz bizzat kendimize bakabiliriz. Neden? Çünkü biz de Cenab-ı Hakk'ın içimize koyduğu özellikle o insaniyet sırrına mazharız. Hamsi balina gibi midir? Yok, hamsi balina gibi değildir ama hamsi de balıktır. Nasıl balina balıktır, hamsi de balıktır. Elbette biz o büyük kartalların, semavatın sultanlarının dengi olamayız, eşit olamayız. Bizden o kadar saf çıkarımlar, net çıkarımlar olmaz ama İnsaniyet sırrına Cenab-ı Hak elhamdülillah ki elhamdülillah biz de mazhar eylemiş. Hamdolsun ona. Biz kendimize de bakarak, kendimizdeki o sultanlığa bakarak ondan da bir hüküm çıkarabiliriz. Oradaki, burada neler geçti? Cüzdana, başka ne vardı? Düstura, bakalım yukarıdan aşağıya gelelim. Ha, rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, düstur harekatı. Bunlara baktığımız zaman da kendimizde bizzat onlara bakarak da Cenab-ı Hakk'ın olmazsa olmazlığına varabiliriz. Haşrin olmazsa olmazlığına varabiliriz. Mevzumuz itibariyle bu ikincisine daha çok bakacağız. Elimiz burada. Yine buraya dönebiliriz. Şimdi tekrar metnimize dönüyoruz. Elhasıl'dan itibaren tekrar ince bir okuma yapmaya çalışacağız tefekkür ederek. Elhasıl. Elhasıl ne demek? Sonuç olarak gibi diyebiliriz. Burada tam manası ne olarak verilmiş? Özetle sonuç olarak, evet o da öyle vermiş. Hasıl olan sonuç, toparlanan şey gibi bir manası var diye düşünüyorum elhasıl. Bizim kelimelerimiz bunlar arkadaşlar. Bunları da kullanmaya alışalım. Ben bazen Risale-i Nur okurken bir kelimeyi çok beğeniyorum. Diyorum ki bunu yazımda kullanayım da dilim alışsın veya konuşurken kullanayım da dilim alışsın. İyi oluyor çünkü tekrar kelimeye bir şey vermiş oluyorsunuz. Hayata dönmesi için bir mecal vermiş oluyorsunuz. Bunlar maalesef dilimizden öz Türkçeleşme bahanesiyle aslında sahteleşme diyebileceğimiz şeyle uzaklaştırılsa da bizim kelimelerimizdi. Kur'ani, imani kelimelerdi. Alışalım bunlara. Elhasıl, sonuç olarak. Nasıl hikaye-i temsiliyede, yani sembolik hikaye, hikaye-i temsiliye diyelim. Bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüştük ki hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düstur hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki o zabit, zabit ne? Komutan. Burada ne diye verilmiş ona da bakayım. Subay.
olarak verilmiş. Komutan, zabıta diyoruz mesela, belediyenin zabıtası var. Aynı kökten geliyor. Yani amir, oradan sorumlu kişi manasında, zaptiye nazırı diyoruz mesela. Herhalde eskiden o emniyet müdürü mü oluyordu? İçişleri Bakanı mı oluyor? Yok, emniyet müdürü gibi bir şey oluyor herhalde. Tam da bilmiyorum. Herhalde öyle. Pekala. Nerede kalmıştık? Evet. Hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düsturu hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki o zabit, o muvakkat yani geçici, vakitli meydan için değil, belki müstekar, sabit, kalıcı bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. O cüzdan, o şey bize bunu gösterdi. Nasıl gösterdi? Hatırlayalım o zamanki tefekkürlerimizi. O zabitte insaniyet mührü var. İnsaniyet ne demek? Ya ben bütün bu diğer mahlukattan apayrı bir şeyim demek. Şimdi apayrılık girdi araya değil mi? İnsanın benzeri var mı bu kainatta? Biyolojik olarak diyebilirsiniz ki ya hayvanlar benziyor. Yani hayvanla insan, hayvan nere, insan nere? Ancak cismani varlığımız açısından bir benzerliğimiz var. Ama derununa indiğinizde, insanın manevi cihetine baktığınızda, işte buzdağının görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var. İki katta altta var. Boyu var değil mi? Bir buz kütlesinin üçte biri suyun yüzeyine çıkıyor. Üçte ikisi altta oluyor. Suyun üstünde kalabilmesi için. O zaman bak üçte ikisi de daha var insanın. Üçte ikisi ne? Belki çok daha fazlası. Asıl insanın manevi ciheti. Ya şiir yazmak diye bir şey var bizde. Sinema diye bir şey var bizde. İyilik duygusu diye bir şey var bizde. Allah rızasını kazanmak diye bir amaç var bizde. Hangisinde var bu mahlukat? Çok zengin, çok değişik bir şeyler var bizde. Onlarda olmayan. Bu ne demek? İşte rütbe. Belli ki senin rütben başka. Emrediyorsun, oluyor. Emrediyorsun, oluyor derken sözlü olmuyor da yapıyorsun, oluyor yani. Tarlayı ekiyorsun, bu bir nevi emir vermek gibi varlığa. Diyorsun ki ey tarla tohum ver. Önce Allah'a dua ediyorsun tabii, o fiilen bir dua oluyor. Ya Rabbi bana tohum yetiştirmem için imkan ver duası fiili bir dua oluyor. Kavlini de ediyorsun mesela, sözle de dua ediyorsun ama çalışmak da fiili bir duadır. Allah'a dua ediyorsun ama diğer taraftan da mahluka bir şekilde Cenab-ı Hak seni emrettiriyor. Senin bir tasarruf yetkin var. Bu niye gösterir? Rütbeyi gösterir. Er subaya emredemez, subay ere emreder. Kim kime emredebiliyorsa dersin ki bu bundan daha rütbeli. Albay yarbaydan daha rütbeli. General albaydan daha rütbeli. Niye? Emredebiliyor. O ona emredemiyor. O ona tekmil veriyor. Arz ediyor. O ona emrediyor. Evet. Hem vazifesi, rütbe varsa vazife de var. Kime rütbeyi öyle bedava veriyorlar, görevsiz veriyorlar, payı olarak veriyorlar da şeyini sormuyorlar. Dünyevi düzenlerde, seküler alanlarda bile böyle bir şey mümkün mü? Adam CEO yapmışlar ama hiç karışmıyor hiçbir şeye. Verirler mi o maaşı? Vermezler. Şef yapmışlar ama karışmıyor hiçbir şeye. Ancak neyle mümkün olur? Bir hileyle, katakulleyle mümkün olur. O düzenin devam etmesi için normalde olması gereken şefse sorumluluğu da vardır. O sorumluluktan sonra sorulacak hesap da vardır. Vazifesi vardır yani. Hem maaşı, ona göre aldığı ücret vardır. Rütbeye göre ücret de alınır. Hem düstur hareketi, görev talimatnamesi. Nerede ne yapacaksın? O da verilir ona. Adama şef yaptılar ama ne yapacağını anlatmadılar. Böyle bir şey olamaz. Adama müdür yaptılar ama ne iş yapacağını bilmiyor. Olmaz, öğretirler. Hatta şimdi firmalarda bir, ne derler ona, önceden, onun bir de ismi vardı ya, şimdi aklıma gelmedi. Adaptasyon süreci oluyor. Bir eğitim veriyorlar mesela. Orada nasıl, ne yapacağını falan. Oryantasyon eğitimi aklıma geldi. Oryantasyon eğitimi veriyorlar. Yani nerede ne yapacağını, nasıl yapacağını, firmanın ne olduğunu, ne işler döndüğünü bir anlatıyorlar ki adam uyumlu bir parça olarak çalışsın. İşte düstur hareket de budur. Hem de cihazatı, bir de bu adamda potansiyel olması lazım. Firmaya gireceksin ama firma teknoloji işi yapıyor, senin teknolojiyle alakan yok. Olmaz. Eğitimin olması lazım.
bilgi işlemci olman lazım veya işte mühendis olman lazım, şu bu. O donanımla gelirsen burada iş yaparsın. İnsanın da bir donanımı var, kainatta yaptığı işle gözüken. İşte dedik az önceki özellikleri insanın, bir sürü hayır cihetiyle de şer cihetiyle de yapabilecekleri var. Demek ki bir donanımı var. Onunla bunlar elinden geliyor. Neredeyse dünyanın sonuna getirebilecek teknolojiyi üretmiş durumda insanlık. Evet, hatırladık o tefekkürü. Zaten metni de bir okuduk şöyle bir. Ama daha çok, daha derin bu mevzu neydi diye hatırlamak isteyenlere o dersimizi havale edelim. 10. sözün 12. suretini ders yaptığımız bölüme. Bilmiyorum yazdım mı ama herhalde bu suretleri yazmamıştım yanlarına. Ama 10. sözde ilerlerken, yani o şeylerde, derslerde ilerlerken her zaman konunun neresi olduğunu söylüyoruz. Az bir şey aramayla bulabilirsiniz diye zannediyorum, tahmin ediyorum. Hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düsturu hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki o zabit, o muvakkat meydan için değil. Dönelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rütbesi, vazifesi, maaşı, düsturu hareketi, cihazatı, bir de bu dünyada aldığı karşılığını düşünün hepsinin. Bu dünyada Efendimizin rütbesi ne kaldı? Ya alemin sultanı dünyada belki o zamana göre, o zamanki dünya nüfusuna göre çok az olan Müslümanların efendisi, gönül sultanı, padişahı, peygamberi olarak kaldı. Dünyevi rütbe açısından söylüyorum. Vazifesi aslında bütün aleme ışık verecek durumdaydı ama çok azını yapabildi hayatında bulunduğu sürece. Hem maaşı çok az karşılığını aldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin huzuruna geldiğinde aleyhissalatü vesselam, hani onun bir hasırda yattığını görüyor. Üzerinde izleri çıkmış. Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlıyor. Hani diyor, o diyor Kisralar, işte krallar yumuşak döşeklerde yatsın da diyor sen böyle hasırda uzan diyor. Yani reva mı bu gibisinden. Efendimiz de ona diyor, teselli ediyor. Diyor ki bırak diyor, dünya onların olsun, ahiret de bizim. İstemez misin ey Ömer diyor. Dünya bizim, dünya onların olsun, ahiret de bizim. Çünkü ahiret ancak bu emeğin karşılığı olur. Neler neler çekmiş yani. Kendi amcasından, aşiretinden, kabilesinden ne eziyetler, ne sıkıntılar, zehirlenmeler, şunlar bunlar. Fiziki saldırılar. Ona göre aldığı ücret hiçbir şey dünyevi anlamda. Yani Cenab-ı Hak adına neler yapmış ama aldığı ücrete bakıyorsun çok az. Onun bir karşılığı olacak, bir devamı olacak. Bu gördüğüm resim asıl resim değil. Düşünmen lazım. İlk, bak, zabitin ilk manasıyla bu gelsin aklına. İki, insaniyeti düşün. Ya insaniyet bu dünyada neler neler yapıyor. Ama yok olduğu an bu rütbenin, bu vazifenin, bu maaşın, bu düstur hareketin hiçbir anlamı yok ki. Hayvan da aynı şekilde var olup yok oluyor. Bitki de aynı şekilde var olup yok oluyor. İnsan da aynı şekilde var olup yok oluyor. Eğer ahiret olmazsa. O zaman nerede kaldı benim rütbem, nerede kaldı benim maaşım, nerede kaldı benim vazifem, benim özelliğim, bana bu kadar yatırım, nerede kaldı? Hiçbir şey ayrılmıyor ki. Haşir olursa asıl mevzu ortaya çıkıyor. Evet, bir de kendimize dönelim, kendi içimize bakalım. Her insanda bu şey vardır arkadaşlar. Yani tatminsizlik diyorlar ya, bugün modern insanın da büyük problemlerinden birisi. Ya bakıyorsunuz ya, dünyanın en büyük profesörü olun, doktoru olun, şuyu olun, buyu olun. Bir yerden sonra ya ben bunun için mi yaratıldım? Bu kadar mıyım? Bunun için mi var oldum? Bu sorular sizi kovalamaya başlıyor. Çünkü dünyanın insana yetmediği ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak insana öyle özellikler koymuş ki onlar ancak cennetle tatmin olur, ahiretle, sonsuzlukla tatmin olur. Cemalullah'la tatmin olur. Ama işte burada o yok. Burada böyle günübirlik teselliler var. Şuna da ulaştım. O süper. Onu da geçtim. Şuna da ulaştım. O süper. Ama bir sonu var. Yani doğru mudur? O mu söylemiştir bilmiyorum ama internette hep onun adıyla geziyor. Resmiyle, adıyla falan. Jim Carrey demiş ki hani herkesin şöhrete ulaşmasını istiyorum. Çünkü onun aslı olmadığını bu sayede öğrenebilirler.
onun gerçek olmadığını, onun insanı mutlu etmediğini ancak bu şekilde öğrenebilirler demiş. Bak hani ünlülerden birisi diyor bunu. Bir sürü ünlü intiharı var. Niye? Bir yerde diyor ki ya buna da yaptım, bunu da yaptım, şuna da ulaştım, bu da oldu. Ama yetmiyor. Bundan da fazlası olması, bundan da aşkın olmalı. Bu dünyayla sınırlı olmamalı diye aklına geliyor. Hayatında dert keder yaşamamış olsa bile, diyelim bir sorunsuz yaşamış olsun ama yine o tatminsizlik, o kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Ayetinin mealini söylüyorum tabii ben. Ayetinin sırrı insanda tahakkuk ediyor. Hem zikri, hem fikri, hem de orayı hedeflemek. İnsan ancak bu tatmin ediyor. Sonsuz bir cennete hedeflemek insanı tatmin ediyor. Sonsuz cennet yoksa bu dünyadakiler onu da ettim, bunu da aldım, şunu da ulaştım. Da bu kadar. Bir yerde duruyorsun yani. Ya bu kadar mıydı her şey? Bundan fazlası yok muydu? Bu da az geldi bana. Benim maksatlarıma, donanımıma, rütbeme, maaşıma, düstur hareketime az geldi bunlar diyorsunuz. O tatminsizliği siz de zabit manasının bir alt şubesi olarak kendi içinizde yaşıyorsunuz yani. Siz de bir zabitsiniz çünkü. Yani o hakikatten hissedersiniz. İşte balina da balıktır, hamsi de balıktır ama balina başka, hamsi başka. Sizin de hamsiliğinize göre o sırdan bir hisseniz var. O hisseyi kuşandığınız zaman, o tatminsizliği yaşadığınız zaman siz de diyorsunuz ki ahiret olması lazım ya. Hani bendeki şeyler ziyan oluyor ahiret olmazsa. O muvakkat, o geçici meydan için değil, belki müstekar, sabit, kalıcı bir memlekete gidecek de ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi insanın kalp cüzdanındaki, kalp cüzdanı, gönlümüze konmuş. Zaten cüzdan da genelde kalbe yakın duruyor. Hani derler ya, Napolyon demiş en önemli şey para, eli buradaymış, cüzdanın üstüne koymuş yani falan diyorlar ya. Gibi. Kalp de bir cüzdan, en değerli yere konmuş. Yani çalınmasın, nasıl ki cüzdanı böyle buraya koyuyoruz, çalmasınlar hemen fark ederiz falan. Elini buraya atan olursa artık burayı da fark ederim. Arka cebim olsa belki fark etmem. Yan cebim olsa belki fark etmem ama kardeşim göğsümün burası yani. Buraya da birisinin elini uzatsa uyanırım diye düşünüyoruz. Cüzdanımızı iç cebimize koyuyoruz. Askerde de böyle şey yaparlardı. Cüzdanı boynu asarlardı. Hani hırsızlık olmasın diye adam parasını marasını burada tutuyor. Cüzdanında tutuyor. Yani işte kalp de öyle bir şey. Tam yerine konmuş. Değerli bir cüzdan. Aynen onun gibi insanın kalp cüzdanındaki letaif, latifeler, duygular, hisler, sezgi, daha bir sürü latifesi var insanın. Yani burada ne diye verilmiş manası ona da bakalım da yerinden konuşalım. Latifeler, duygular diye verilmiş. Ya, duygular da var bunun içinde, yani latifeler, ama bir de başka bilinç düzeyleri var arkadaşlar. Benim anladığım, çok da bu işin ehli değilim ama okuduğum metinlerden, tasavvufi metinlerden, İslami metinlerden anladığım, latife denen şey insandaki bilinç düzeyleri. İnsanda bir tek bu aklın bilinç düzeyi yok. Başka bilinç düzeyleri de var. İşte sezgi diyoruz. Sezgi diye bir şey var. Olmamış şeyler ya da tam delilleri tahakkuk etmemiş şeyleri sezebiliyoruz. Bu da bir bilinç düzeyi. Nasıl biliyor? Başka bir boyutta Allah-u Alem biliyor. Ama biliyor yani. Onun gibi çok bilinç düzeyi var. Bu bilinç düzeylerinin tamamını Allah'a yönlendirmek. Tasavvuf da buna çabalıyor. O bilinç düzeylerinin tamamının Allah'la meşgul olması ve açılması. Bu sırada çalışıyor. Letaif ve akıl defterindeki kalbi cüzdana benzetti. Aklı da deftere benzetti. Niye defter? Defteri sen yazarsın bir anlamda. Kitabı mesela cüzdanı, kitabı da öyle mesela. Kitabı kendin doldurmazsın. Kitabı alırsın okursun. Ama defteri kendin doldurursun. Biz de aklımızı, aklımızın kıstaslarını bir ölçüde kendimiz dolduruyoruz. Bir temeli var ama onun üzerine mesela ateist akıl var, deist akıl var, feminist akıl var, komünist akıl var. Bunların hepsi akıl, kendince kıstasları var. Şu doğru, bu doğru diyor mesela. Ama Müslümanın da bir aklı var. Onu da imanıyla yazıyor. Onun da kıstasları var. Akıl böyle tarafsız, herkes de pirupak değil. Elbette insaniyet düzeyinde bir ortak alan da var.
Ama o ortak alanın üstüne ideolojiyle, inanışla şekillenen kendi düsturları da var, yazılan. Akıl defterindeki havas, hisler ve istidadındaki cihazat, bakın hisleri akla Üstad Hazretleri götürdü, bağladı. Havası yani. Havas burada ne diye verilmiş, yanlış vermeyeyim manasını. Duyular diyor. Ha, havas duyularmış. Hisler de aynı manaya gelir. Yani kulak, dil, göz, bunları kastediyor. Beş duyu organı, deri de dahil. Burun mesela. Bunlar havas. Belki bilmediğimiz başkaları da vardır. Daha alt düzeylerde. Havas ve istidadındaki cihazat. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği donanım, istidat, ruha konan özellikler. Açılırlarsa kabiliyet oluyorlar, açılmazlarsa istidat olarak kalıyorlar. Bu da bizim donanımımız. Nasıl ki bir bilgisayarın, bir arabanın donanımı var, parçaları var, şu şunları yapabilir şekilde. Ama yapar mı yapmaz mı? Biraz da şoförüne bakıyor, biraz da kullanıcısına bakıyor. Ama o donanım var. Tamamen ve müttefikan, tamamen ve ittifakla, hepsi hep beraber, saadet-i ebediyeye müteveccih. Sonsuz bir saadete yönelmiş durumda ve ona göre verilmiş ve ona göre teçhiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşif müttefiktirler. Ehli tahkik, keşif, yani Allah dostları, alimler bu konuda müttefikler. İnsanoğlunun yaşayışı, donanımı, kalbi, aklı, hisleri, ya bir sonsuzluk varmış gibi. Varmış gibisi fazla, sanki sonsuzlukla bizzat muhatapmış gibi çalışıyor. Duygularımız, sonsuzluğu düşlemesi hangisi tatmin oluyor? Aşık oldum ama bir günlük. Böyle aşık olmaz. Aşık olan aşık olduğunun sonsuz olduğunu düşünür, öyle sever. Sonsuza dek mutlu yaşadılar, masallar hep böyle bitiyor ya. Sonsuza dek mutlu yaşadılar diyor. Niye demiyor ki kralla kraliçe, prensle prenses, 3 gün sonra şiddetli geçimsizlikten boşandılar falan, böyle bir şey demiyor. Çünkü onun tatmin etmeyeceğini biliyor. O düş tamam olacaksa ebediyetle olacak. Sonsuza dek mutlulukla olacak. Bunun sırrı mesela masallarda görünüyor. Akıl da böyle. İşte kim akılla yaptığı bir şeyin faniliğine inanıyor? Diyor ki ya bu hep sonsuza kadar kalsın. Adam kitap yazıyor. Diyor ki bu hep arkamdan okunsun, beni hatırlatsın falan, tarihi eser yapıyor. Düşünmüyor ki bu tarihi eser bir gün sonra kırılacak. Diyor ki bu diyor ebediyete benden bir şey olarak kalsın diyor, insanlık buna baktıkça bizi hatırlasın falan filan. Ha, kim ne yaptığını böyle 3 günlük 2 günlük yapıyor. Herkes hedefliyor ki uzun. Cismen olmasa da manasıyla devam ede gelen olmasını, en azından sahada öyle olmasa bile ümit ediyor. Emeğinin meyvesinin sonsuza uzanmasını istiyor. Adam küçük bir yerin kaymakamı bile olsa, ya öyle şeyler yapayım ki diyor beni burada sonsuza dek iyi bilsinler. Namım kalsın. Bir türkü yazayım namım kalsın. Ozan bile öyle diyelim. Bir türkü yazayım namım diyor kalsın. Bir yiğitlik yapayım. Mesela yiğit de öyle diyor. Bir yiğitlik yapayım namım hep anılsın. Hep anılsın. Hep olsun. Hep o şey olsun. Şu olsun bu olsun. Bak hepsinin ucu ahirete bakıyor. Bu insan bu dünyada ama bu dünyalı gibi değil. Cennete ayak basmışlığımızın, havasını solumuşluğumuzun, Adem Aleyhisselam'ın, Hazreti Havva annemizin, onların mirasının bizde izleri var. O izler kendisini hissettiriyor. O şeyi de ehli tahkik ve ehli keşif diyorlarmış ki, yani evet böyledir. Şimdi ehli tahkik ve ehli keşif dediğimiz zaman bizim aklımıza şey gibi bir somutluk gelmiyor maalesef. Kendi kültürümüzden, inancımızdan, manevi dünyamızdan uzaklaştığımız için. Şimdi bunlar aslında ehli tahkik ve ehli keşif dendiğinde İslam'ın otoriteleri demek bunlar. İmamları demek bunlar. Şeyhleri demek bunlar. Kutupları demek bunlar. Yani İslam içre en büyük otorite kimdir derseniz bunlardır. Bunların sözü de o yüzden geçerlidir. Nasıl ki tıpta bir tıp otoritesinin sözü şöyledir demesi, hani bağlar ya, o adam öyle diyorsa şimdi aksine söylemeyelim, adamın söylediğinde bir şey vardır deriz. Veya işte bir tarihçi, atıyorum şu savaşta şöyle bir şey olmuştur dediği zaman herkes biraz geriler, lan öyle diyorsa hani bu adam bir şey bilerek söylüyordur, bir şeye dayanıyordur
bunu böyle sadece duvara yaslanarak söylememiştir diye düşünürüz hepimiz. Otorite o demektir. Otorite bir şey söylediği zaman herkes aksini bile düşünüyorsa bir geriler, acaba ben mi yanlışım diye. Aksini düşünen bile geriler. Öyle düşünen zaten tasdik eder. O diyorsa tamam ben artık kafamda şüphe kalmadı deriz. Doktor da diyor ki mesela şu ilacı al. Sen zaten o ilacın alınması gerektiğini biliyorsun da doktor da doğruladı. Ha tamam doktor dediyse tamam dersin değil mi? Otorite çünkü. Fakat bizim bugün içimiz dışımız öyle bir tuhaf oldu ki evliyanın, asfiyanın sözleri, ulemanın sözleri bize şey geliyor böyle. Acaba bakalım öyle mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife öyle demiş ama Ahmetullah Aleyh yani işte Allah Allah insan ne hale geliyor. Ona böyle Ebu'nu şeyiyle ananlar var böyle. Bu lakabıyla değil de şöhretiyle değil de ismini söylüyor böyle. Onun dediği var, bir de benim dediğim var. İşte İmam-ı Şafii diyorsun rahmetullahi aleyh, onun dediği sözü var, benim de sözüm şöyle. Ya sen kimsin? Sen kimsin ya? Sana o otorite payesini kim verdi ki sen böyle poz kesiyorsun, onların sözünün üstüne söz söyleyebilme cüretine giriyorsun? Dahir zamanda arkadaşlar bu iş böyle oldu. Ama mesela Einstein şöyle demiş dediğinde adam şöyle bir duruyor. Einstein demişse tamam ya Einstein. Max Weber şöyle demiş. O tamam diyor. Max Weber dediyse öyle tamam. Max Weber'e, Einstein'e, şuna buna, X Batı filozofuna, Hegel'e, Nietzsche'ye, şuna buna verdiği değer İslam alimlerine, ulemasına kat kat fazla fark atıyor. Onlar söyledi mi otorite gibi, tamam o diyorsa öyledir diyor ya, tamam nasıl açıklama yapmış, nasıl açıklama yapmışsa tamam. Diyorsun ki Müslüman Alimler Birliği şöyle demiş, ya geç onu diyor. Bak ne kadar ayarlar yerinden oynamış. Üstadın burada ehli tahkik, ehli keşif demesi aslında diyor ki bu işin otoritesi İslam'da bunların sözüdür geçerli olan diyeceğimiz insanların hepsi bunda müttefik diyor. Peygamberlerin hepsi de dahil elbette. Onun altında da İslam içinde ulema tamamı, tasavvuf büyüklerinin tamamı, kutupların, şeyhlerin, aklınıza ne gelirse otorite olarak hepsinin tamamı böyle olacak demişler. İnsana bakarak insaniyetin fıtratının da bu yönde olduğunu söylemişler. Bu üstüne söz olmayacak bir sözdür Müslümanın dünyasında ama bugün Einstein'ın sözü kadar, Max Weber'in sözü kadar, Kant'ın sözü kadar kıymeti var mı yok mu? Onu da siz tartın arkadaşlar. NASA diyor, bilmem şuradaki gezegene gidebiliriz. Ya işte şu galaksideki şu gezegene ulaşabiliriz. NASA diyorsa ulaşırız diyor. Biz diyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkmış ya. Masal diyor ya. Allah aşkına. Peygamber Efendimiz'in sözü, aleyhissalatü vesselam, hadisleri, Kur'an'ın hükümleri NASA kadar kuvvetli değil adamın dünyasında. NASA derse tamam diyor, NASA yapar diyor onu ya. Belki de NASA harcı alem bir şey söylüyor, olmayacak bir iş söylüyor. Tartmıyor, NASA diyorsa tamam diyor, oraya gider o NASA diyor. Yapar o. Tabii yapar. Devam edelim arkadaşlar, vaktimizin sonuna geldik. Mesela aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi ve olan, aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye, hayal gücüne denilse ki sana 1 milyon sene ömürle saltanat dünya verilecek fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehüm aldatmamak, yani olmayan şeyi varsayma şeyi, yeteneği, tevehüm, nefis karışmamak şartıyla oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Yani hayali sultanlık, sonlu sultanlık ahiret kadar tatmin etmiyor. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. Dünyanın 1000 sene sultanlığı bir hayal gücünü doyuramıyor. İşte bu istidattandır ki insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları yani fikirleri ve ebedi saadetlerin envana yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. Böylece metnimizin sonuna geldik. Elhamdülillah sözümüzü de tuttuk. Artık bir dahaki ders 12. hakikatteyiz. Haşir Risalesi'nin ana metninin sonuna 12. hakikatte gelmiş olacağız. Ondan sonra hatime bölümü var. Hatimeden sonra da ek bölümler var. Ama elhamdülillah epey bir mesafe almış oluyoruz. Böylece ne diyelim, Cenab-ı Hak
cümlemizi bu hakikatlerden daha ziyade hissedar eylesin. Üzerimizde tesirlerini halk eylesin. O hakikatleri gırtlağımızdan kalbimize indirsin, hayatımıza yaydırsın. Şüphesiz bu onun lütfudur. Ve bir de şu var, insaniyet aynasını daha berrak, daha çıplak temaşa edebilmeyi, görebilmeyi, tadabilmeyi nasip eylesin. Bizi biraz böyle kendi içimizin farkında kılsın Cenab-ı Hak. O iç farkındalığı olmazsa hırgür içinde hayat geçiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi, belki de işte şimdi ders uzatmayayım ama musibetlerin en çok veriliş hikmetlerinden birisi de bu, insanı kendi içine döndürmek. Dışımızdaki yarımlıklar bizi içimize döndürür. Dışımızdaki yarımlıklar, yarım gelen şeyler bizi içimize döndürür. Cenab-ı Hak rahmetiyle, keremiyle, azabına uğratmadan bizi içimize döndürsün, içimizin aşığı kılsın. Onunla kendi marifetini eriştirsin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.